başladık. Alip Oyraz, ne okuyorsun anneciğim? Kitap. Kitap mı okuyorsun? Evet. Hikaye kitabı mı? Evet. Bakabilir miyim adı neymiş? Hikaye kitabının. Bunun adı Ormanlar Kralı Aslan ve Minik Sincap. Hadi oku bakalım. Çocuk. O neymiş anneciğim? Aslan Kral. Ben okuyayım, yardımcı olayım sana. Aslan Kral. Günlerden bir gün Ormanlar Kralı Aslan avlanmaya önce çıkmış. Önce şamp, tamam mı? Tamam. O kadar çok yemiş ki havada sıcak olduğundan uykusu gelmiş. Kocaman bir ağacın dibinde uyumaya başlamış. Çevirelim anneciğim. Ancak yattığı yer bir sincapın yuvasının önüymüş. Minik sincap yuvasından dışarı çıkmak istemiş ama başaramamış. Bu da ne böyle? Yuvamın ağzını kim kapattı? Ben de bu şeyi ısırayım da görsün gününü, demiş. Sincap anneciğim aslanısına ısırabilir mi ya? Bir saniye anneciğim. Bu sincapın rengini biliyor musunuz, diyor. Bunu boyama yapın, diyor. Daha sonra tam karnından ısırılan aslan acısıyla uyanmış. Ve kendisini ısıran şeyi bir pençe darbesiyle avucuna almış. Ama çok şaşırmış. Sen de kimsin? Ufacık boyunla beni neden rahatsız ediyorsun? diye sormuş. Sincapçık çok korkmuş ve şey efendimiz, beni affedin, sizin olduğunuzu bilmiyordum. Beni yemeyin. Bir gün ben de size yardım ederim, demiş. Baksana anneciğim, aslan nasıl kızmış sincaba. Değil mi? Bunu da tekrar boyama yap, diyor. Bunu da sonra boyama yapalım, tamam mı anneciğim? Ormanlar Kralı Aslan bu sözlere kükreyerek gülmüş ve ha ha ha, demek bana ufacık boyunla yardım edeceksin. Hadi git, seni bağışladım, demiş ve sincabı serbest bırakmış. Evet, sincap kurtulmuş, değil mi anneciğim? Evet. Aradan aylar geçmiş. Minik sincap ormanda dolaşırken aslanın kükreyen sesini duymuş. Aslan avcılarının tuzağına düşüp iki ağacın arasındaki kocaman bir ağın içinde havada sallanıyormuş. Avcılar yakalamış değil mi annem? Bak, et atmışlar ona böyle önüne. Hemen yakalamışlar. Onu çekiyor mu? Çekiyorum anneciğim. Ay, sincap gelmiş herhalde. Dur bakalım neler olmuş. Minik sincap hemen o yöne doğru koşup ağaca tırmanmış. Oradan da ağın üzerine atlamış ve aslanı merhaba, beni hatırladınız mı? Canımı bağışlamıştınız. Merak etmeyin, ben şimdi sizi kurtaracağım, demiş. Minik sincap kuşkuyla bakmış ama hiç sesini çıkaramamış. Büyük bir hızla ağdaki ipleri kemirmeye başlamış. Ve kısa sürede aslanı ağdan kurtarmış. Aslan şaşkınlık içinde sincaba bakmış. Sağ ol sincap kardeş, hayatımı kurtardın ve bana çok büyük bir ders verdin. Bunu hiç unutmayacağım, artık benim dostumsun, demiş. Burada da mutlu mutlu ormanda yaşamışlar, değil mi anneciğim? Aslan sincabı bağışlamış. Daha sonra da onu kurtarmış sincapta, değil mi annem? Aslan da kıymış. Evet, iyilik yapmış değil mi anneciğim? Evet. Ama iyi de kötü. Evet anneciğim. İyilik yapmış değil mi ona? Bu masal da burada bitmiş. Poyraz'da masal okuduk.